ateşok Nilüfer TV'de 7.24 haber programıyla sizlerle beraberiz. Tarihler 23 Şubat günlerden cuma. Evet bir haftanın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Aslında Şubat ayının da yavaştan sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Artık ayın 15'inden sonrası psikolojik olarak o ayın bitimine işaret ediyor. Mart ayı önemli. Ülkemiz için, Mersin için önemli. Çünkü bir seçim. Yerel seçimler 31 Mart tarihinde pazar günü yapılacak. Mahallelerde, sokaklarda, belki ilçe, büyükşehir başta olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerinde seçim hazırlıkları devam ediyor partilerde. Artık adaylıklar belirlendi. Meclis üyeliği Mersin nezdinde belirlendi ve tabi diğer şehirlerde de belirlendi. Çalışmalar hız kazandı. Artık Mart ayında neyi göreceğiz? Mart ayında daha ...fazla bir hareketi göreceğiz şehirlerimizde, ilçelerimizde. Daha çok projeleri göreceğiz, tanıtım lansmanlarını göreceğiz, proje tanıtımlarını göreceğiz. Mersin nezdinde de bunu konuşmak lazım. Tabi adaylar ilçe ilçe gezmeye devam ediyor, mahalle mahalle gezmeye devam ediyor. Bunlarla ilgili zaten haberleri ve detayları bültenlerimizde paylaşıyoruz sizlerle. Ama her zaman dediğimiz e, elbette şehrimiz kazansın. Hizmet anlamında, altyapısıyla, üst yapısıyla çözülemeyen sorunların çözümü anlamında e, Mersinlerin istediği gerçekten artık olumsuzlukların giderildiği, eksikliklerin giderildiği ve Büyükşehir çatısı altında geride kaldığımız birçok yatırımların bir an önce bitirilmesi. E, Mersin'de trafik problemi hep dile getirilen bir e, sorun. Ulaşımda hala metro projesinin... E, ...tamamlanmamış olması, e, bu Mersin için büyük bir kayıp. Bütün belediye başkanları, e, partili partisiz, e, hepsinin bir mücadelesi oldu. Hepsi süreci bir noktaya kadar getirdi. Ama resmiyette, bürokraside takılmalar yaşandı. Belediyenin kendi bünyesinde bazı olumsuzluklar yaşandı. Belki krediler alınamadı. Alınan krediler e, bu anlamda bütçeye uyarlayamadı. Aslında Mersin'in en büyük problemlerinden biri bu. İstihdam yine aynı şekilde bütün şeylerimizde istihdamla ilgili tabii problemler var ama Mersin'in zengin bir şehir aslında. Mersin Limanı'nın bu bölgemizde ve gerçekten uluslararası bir boyutunun da olması Mersin'in en büyük avantajlarından. Hala bakir dediğimiz alanların olması... Mersin'e şöyle bir göz attığımızda evet 4 merkez ilçe Tarsus'u da buna dahil edebiliriz. Gelişen büyüyen ilçelerimiz ama biraz şöyle batıya doğru kaydığımızda aslında diğer ilçelerimizin de biraz cazibe merkezi haline gelmesi gerekiyor. Bu anlamda elbette diğer ilçeler merkeze olan uzaklıkta sanki gözümüzden ırak gibi ama gönlümüzden ırak olmamalı. Yani bir Anamur'da cazime merkezi olabilmeli. Bozyazı'da, Aydıncık'ta, Mut, Silifke, Gülnar. buraları da e, tabii daha büyük yatırımlar gelmeli. Nüfus anlamında da istihdam yaratılmalı. Ve gerçekten Mersin'in belki de bu anlamdaki yoğun nüfusu artık merkezden biraz daha batı ilçelere kaymalı. Ve böylesine geniş bir coğrafyada e, nüfus yoğunluğumuz olması lazım. Bu her anlamda iyidir. Her anlamda iyidir Mersin'in kalkınması anlamında. Elbette yine Mersin'e döneceğiz ama isterseniz şöyle ülkemizde neler yaşanıyor onun da şöyle kısa bir özetini geçelim ardından devam edelim. Sevgili seyirciler tabi başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan elbette mitinglerine devam ediyor. Dün Denizli'deydi vatandaşlara seslendi. Ee, yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de ziyaretlerini sürdürüyor yer yer açıklamalarıyla gündemde. E, sorulara cevap veriyor. İyi Parti'de süreç devam ediyor ve diğer partiler de tabii sağ çalışmaları yapıyor sevgili seyirciler. Ama her zaman aslında dediğimiz nokta bu seçimin biraz sanki partiler arası bir genel seçim atmosferinde yaşanması. AK Parti için İstanbul önemli, Ankara önemli, İzmir hedeflenen bir e, şehir. Mersin de aynı şekilde e, AK Parti'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın kazanmak istediği belediyelerden. Yine Antalya ve Adana'da önemli. E, elbette kendileri e, Cumhur İttifakı olarak bu belediyeleri almak istiyorlar. Çünkü İstanbul ve Ankara baktığımızda 25 yıl gibi uzun bir süre AK Parti tarafından yönetilmiş. Ve 2019 seçimleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçmişti. AK Parti'nin de böyle bir beklentisi var. Yeniden İstanbul, yeniden Ankara mottosuyla, sloganıyla yola çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi kanadına baktığımızda İstanbul'da Ankara'da ikinci döneme devam etmek isteniyor. Aslında bu eleştirilere hani muhalefet belediyeciliği kötüdür, çukurdur, çamurdur söylemlerine karşılık hizmetlerle belki ya da bir duruşla cevap vermek istiyor ve bunu da ikinci döneme taşımak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi için İzmir'de önemli, Ankara'da önemli, İstanbul'da önemli. Mersin'de 2019'da tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Sayın Başkan Vahap Seçeri'nin yönetiminde başladı tekrardan. Ee, yine Adana'da aynı şekilde ikinci dönem için tekrardan önemli bu şehirler. Elbette bütün adayların da çabası genel merkezlerce gelen e, açıklamalarda önemli bir e, boyutu bu şehirlerin yeniden alınması ya da mevcut belediyenin tekrardan kazanılması Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir detay var. Sayın Özgür Özel'in bir genel başkan sıfatıyla ilk seçimi olacak ve bu anlamda kendisinin bir kredisi var. Çünkü her genel başkan ilk seçimlere girerken vatandaş nezdince ve seçmen daha doğrusu partili nezdinde bir krediye sahip olur. Ee, ama bu seçimlerde bir olumsuzluk yaşanırsa bunun faturası yine genel merkeze kesilebilir. Bir başarı varsa yine Özgür Özel bunun sahibi olacaktır. Tabi orada da öyle bir sancılı süreç var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok tartışıldı. Özellikle Mersin çok gündeme geldi. Ee, ...ön seçim yapılması gerektiği, ön seçimin yapılmadığı... ...bazı adayların e, yakın çevrelerden seçilerek... ...sanki parti üyelerinin ya da seçmenin e, tercihinin sorulmaması üzerine bir eleştiri vardı. Elbette CHP bununla mücadele ediyor. İyi Parti'ye baktığımız zaman Silifke'de görevden almalar var. Silifke Teşkilatı tamamen şu anda görevden alınmış durumda. Birazdan detaylandıracağım çünkü orada gizli bir ittifakın olduğu iddia edildi ve Silifke'nin önceki dönem yönetimi İyi Parti yönetiminin gizli bir şekilde CHP'nin adayına destek verdiği yönünde iddialar neticesinde İyi Parti İl başkanı tarafından Silifke ilçe başkanlığının mevcut yönetimi feshedildi ve o, o tarihten sonra o yayınlanan e, feshedilme e, kararının ardından alacakları bütün kararlar merkezimizce partimizce yok hükmündedir e, yorumu da yapıldı. İyi Parti İl Başkanlığı tarafından. Tabii İyi Parti'de bu anlamda sancılı bir süreç devam ediyor Silifke için sevgili seyirciler. Şöyle ülkemize bakalım güvenlikle ilgili biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı yine bu sabah önemli bir e, operasyonun detaylarını paylaştım. 46 ilde Narko Çelik 2 operasyonu gerçekleştirildi. Nedir bunun içeriği? uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda toplamda 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı sevgili seyirciler. Aslında bunun ismi narko güç operasyonlarıydı ama yeni bir isimle narko çelik ismiyle artık bu operasyonların ikincisi de e, bugün açıklanan e, detaylarda yapılıyor. Aralarında Mersin de var sevgili seyirciler. Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Mersin ve birçok ilimizde toplamda 46 ilde bu operasyonların gerçekleştiğini dile getirelim. Tabi iller nezdinde de açıklamalar var. Onun da detayını sizlerle paylaşalım. Mesela Mardin'de 70 kilogram uyuşturucu madde yine 28 kilogram kimyasal ham madde, Ankara'da 56 bin adet sentetik gibi gibi bu il nezdinde de açıklamalara yer verilmiş sevgili seyirciler. Önemli gençlerimizi, vatandaşlarımızı bu zehir tacirlerinden, uyuşturucu satıcılarından korumak ve gerçekten güvenli, emniyetli bir e, toplumu sağlayabilmek açısından e, güvenlik önemli. Uyuşturucu madde ile e, mücadele bu anlamda önemli. Kolaylıklar dileyelim İçişleri Bakanlığı nezdinde hem emniyet müdürlüğü teşkilatlarına hem de il komutanlıkları, il jandarma komutanlıkları, personellerine kolaylıklar dileyelim. Sadece uyuşturucu değil, terörle mücadele, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar bu anlamda devam ediyor. Kaçakçılık durumuna da müdahale ediliyor ve kaçak göçmen organizasyonları yapan organizatörlere de bu operasyonlar, Sıklıkla yapılıyor sevgili seyirciler. Bu detayı da paylaşmış olalım. Evet tabi kentsel dönüşüm aslında ülkemizin ve seçim gündeminin de önemli başlığı. Şimdi deprem bölgesine baktığımızda öncelikli konu tabi başta Kahramanmaraş ve Hatay tekrardan ihya çalışmaları tekrardan şehrin yeniden imar edilmesi yeniden yapılması ve elbette TOKİ vasıtasıyla e, deprem konutlarının hızla devam etmesi ve hak sahiplerine teslim edilmesi. Ama bununla beraber özellikle gözler de İstanbul'da. İstanbul'daki yerel seçim atmosferine baktığımız zaman gerek Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Ekrem İmamoğlu... Gerekse de Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Murat Kurum'un gündeminde kentsel dönüşümle ilgili vaatler var. Çünkü biliyorsunuz e, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrilmiş. Ve işte o beklenen İstanbul depremi öncesi ne, ne durumdayız soruları sorulmaya başlamıştı. Hazır mıyız? Kentsel dönüşümümüz yeterli mi? E, İstanbul'daki oradaki bina, konut stoğunun ne kadarı? E, ağır hasar alacak, ne kadarı orta hasar alacak, ne kadarı e, deprem yönetmeliklerine aykırı, ne kadarı risk teşkil ediyor gibi bir analiz de söz konusuydu. Ciddi rakamlar vardı. Yani yüz binlerin üzerinde apartmanın acil yıkılması gerektiği de ortaya atıldı. Yani yüz binlerce e, burada binandan bahsediyoruz ve yüz binlerce binada yaşayan belki de milyonlarca e, vatandaş var. Yani bu anlamda. E, ...acil bir dönüşüme ihtiyacı var İstanbul'un. Elbette bu merkezi yönetimle genel yönetimin de çalışmasını zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kanadına baktığımızda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önemli çalışmaları vardı... ...2019 ve 2024 arasında. E, ve ikinci dönemde de gerçekten çok daha ciddi adımların atılacağı vaat ediliyor... E, Cumhur İttifakına baktığımızda oradaki aslında vaat de şu. Genel yönetimle yerel yönetimin uyum içerisinde çalışması. Bu çok eleştirildi. Sayın Erdoğan'ın özellikle deprem bölgelerinde ve yer yer diğer illerde bu birlikteliğin önemini vurguladığı konuşma eleştirildi. Yani sanki vatandaş nezdinde daha doğrusu muhalefet tarafından şu şekilde eleştirildi. Yani siz varsanız hizmet var, siz yoksanız hizmeti kesecek misiniz? Böyle bir soru ortaya atılmıştı muhalefet kesimlerince. Ama Murat Kurum'un daha doğrusu Cumhur İttifakı adaylarının e, ön plana sunduğu e, cümle hükümetin gücünü arkamızı aldığımız zaman e, bu projeleri daha hızla yapacağız. Söylemleri tabii tercih vatandaşın olacak bu anlamda. E, gerek mevcut yönetimi değerlendirecek gerekse karşısındaki adayında da bu anlamdaki kent için, şehir için e, hayallerini, projelerini vatandaş değerlendirecek ve ona göre bir karar verecek. İşte İstanbul'da yürütülecek e, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili. Hak sahiplerine verecek maddi destek miktarı da netleşti. Onun da detayını sizlerle paylaşalım. Resmi gazetede yayınlanan kararla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe ve 700 bin liraya kadar da kredi verilecek detayı paylaşıldı. İstanbul'da e, vatandaşlarımız nezdinde bu e, detaylar paylaşıldı. Ve tabi eğer... Benim evim kentsel dönüşüme girsin deniyorsa işte bu 700 bin liraya kadar ya hibe ya da 700 bin liraya kadar kiraydan faydalanabilecek. Peki bu kiralar nasıl olacak? İşte kredilerin vadesi 10 yıl olacak. Yani 120 ay ve ilk 12 taksite de faiz uygulanmayacağı yönünde bir detayda paylaşılıyor haberin devamında. Sevgili seyirciler devam edelim. Milli güvenlikle ilgili başlıkları sizlerle paylaşıyoruz. Dün Milli Savunma Bakanlığı bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında gerek terörle mücadelede gerekse diğer çalışmalar hakkında önemli bilgiler verildi ama en önemlisi belki de İran ve Suriye'nin de kuzeyi dahil e, icra edilen operasyonlarda son bir haftada toplamda 60 teröristin etkisiz hale getirildiği Açıklandı Sevgili seyirciler ülkemizin biliyorsunuz özellikle Irak'ta ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde operasyonları sıklıkla devam ediyor. Artık e, Türkiye e, tabi Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları o yönde. E, kendi topraklarını savunmaktan ileri terörü kaynağında yok etme planını uyguluyor şu anda. Yani teröristler sınırımıza gelmeden Irak'ın kuzeyinde ise orada... Suriye'nin kuzeyinde ise orada imha ediliyor, etkisiz hale getiriliyor sevgili seyirciler. Bu da e, Türkiye'nin özellikle Suriye konusunda istediği güvenli bölge, tampon bölge mantığının da aslında sahada uygulamaya geçtiğinin de bir özeti. Türkiye topraklarına daha doğrusu Türkiye'nin sınırlarına bu teröristler ulaşmadan sınır ötesi operasyonlarla, teröristler kaynağında yok ediliyor. Tabi kolaylıklar diliyoruz bütün kolluk kuvvetlerimize şu anda gerek vatan topraklarında gerekse sınır ötesinde operasyonlar icra eden bütün Mehmetçiğimize, askerimize kolaylıklar diliyoruz. Türkiye bu anlamda kararlı mücadelesini devam ettiriyor. Terör bizim için yıllardan beri çektiğimiz bir illet diyelim ve 85 milyon olarak da teröre lanet okumaya devam edeceğiz ve bu bayrak altında da birlikte yaşamaya bu sınırlarda Türkiye'nin bu sınırında yaşamaya devam edeceğiz güvenli huzurlu bir şekilde. Bu önemli sevgili seyirciler toplumsal birliktelik sağlanması gerekiyor. Siyaset bizleri bazen kutuplaştırabiliyor. Bazen e, şucusun bucusun tabirleri bizleri birbirimizden koparabiliyor. Yer yer komşu komşusuna selam vermiyor. Arkadaş arkadaşına selam vermiyor. Ama bunlar e, siyasetin maalesef hayatımızda getirdiği olumsuz tablo. Ama burada vatandaşlarımız duyarlı olacaklar. Vatandaşlarımız bu. E, siyasetin üslubuna düşmeyecekler. Çünkü siyasetçiler evet şu anda bizlerin ellerini sıkıyor, sokaklarda geziyor, e, şehirlerimiz için ideallerini anlatıyor. Evet güzel. Demokrasi bu demek zaten. Ve gideceğiz 31 Mart'ta seçim için oy kullanacağız. Ardından belediye başkanlarını seçeceğiz ve çalışmalar da Biz Devam edeceğiz yaşamaya, birlikte yaşamaya. Komşumuzla, arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla. O yüzden kırgınlıklar, küskünlükler olmamalı. Gerçekten Türkiye'nin siyaseti son yıllarda biraz daha sertleşmeye başladı üslup olarak. Birbirimizi kırıcı, üzücü tabirler kullanıyoruz. Kutuplaştırıyoruz, ayrıştırıyoruz. Ama bunlara gerek yok ve bunlar... Ee, önemli konular ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması lazım. Her zaman dediğim bir şey var. 31 Mart'tan sonra 1 Nisan sabahında biz birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Yarın bugün mahallemizde bir cenaze olduğunda kimdir, necidir, bizden midir, başkasından mıdır diye düşünmeden gideceğiz, ziyaret edeceğiz, bir bas sağlığı dileyeceğiz. Bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde birbirimizi tebrik edeceğiz. Aşure günleri gelir. Özel günler gelir birbirlerimize ikramda bulunacağız. İşte Türk milletinin aslında içinde yatan kültür bu. Uzlaşmacı bir kültür, birleştirici bir kültür. Şefkati içeren, merhameti içeren, birlikteliği içeren bir kültür. Lütfen bunu bazı şeylere kurban etmeyelim. Bazı siyasi söylemlere kurban etmeyelim. Siyasetçiler elbette kendi işlerini yaparak, oy peşinde koşuyorlar. Kararsızları ikna edecek, kendi partisine çekecek. Elbette takdir vatandaşın. Bizler de okuyacağız, araştıracağız. Hangisi doğru, hangisi yanlış kararımızı ona göre vereceğiz. Ama lütfen bireysel olarak birbirimizle küsmeyelim, arışmayalım ve böyle bir bölünmeye gitmeyelim. Bizim özellikle dünyaya karşı, dünyadaki bunca savaşa, ihanete ve bir takım devletlerin oyunlarına karşı Türk milleti olarak 85 milyon olarak bir ve beraber olmamız hayati öneme sahip. Bunun da altını bir kez daha çizmiş olalım sevgili seyirciler. Devam ettiğimizde biraz şöyle yerele geçelim. Yerelde sevgili seyirciler özellikle İyi Parti anlatmıştık ama CHP'ye baktığımızda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Mezitli'de ve Yenişehir'de bir Tarsus'ta da aynı şekilde bir ayrışma yaşandı. Sayın Haluk Bozdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkanı'ydı. Yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir takım iddiaları ortaya koyarak vatandaşın kulağına, vatandaşın söylemine e, itibar edilmiyor ve bu şekilde bir aday belirleniyor söylemine partisinden istifa etmiş ve şu anda da Memleket Partisi saflarına katılarak Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak çalışmalarına devam ediyor. Mezitli'ye baktığımızda Mevcut başkan Sayın Neşet Tarhan yeniden aday gösterilmedi. Yine aynı söylemler Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıldı Neşet Tarhan tarafından ve kendisi bağımsız olarak adaylık başvurusu yaptı. Geçelim Yenişehir'e. Yenişehir'de de yine önceki dönem başkanlarından İbrahim Genç yine bir takım söylemlerle aday yapılmadığı için, yapılamadığı için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir takım olumsuzluklarla iddia ederek e, partisinden istifa etmiş ve şu anda yine bağımsız olarak seçimlere katılıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi kanadından neye sebep olur? Bir oy bölmeye sebep olabilir mi? Çünkü Mezitli ve Yenişehir, Tarsus da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu e, ilçeler bunlar. Ama burada iki Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine hitap eden iki ismin seçim yarışına katılması Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde bir oy bölünmesine sebep olabilir mi? Bu önemli bir tartışma. E, yer yer siyaset konuştuğumuz programlarda da dile getiriyoruz. Haberlerimizin içerisinde de dile getiriyoruz. E, bunlar sorulması gereken önemli bir konu sevgili seyirciler. Şöyle artık e, yerel gazetelerimize geçelim ve Mersin'in nabzını şöyle yerel gazetelerimizden takip edelim. İlk gazetemiz Sevgi seyirciler Mersin Gazetesi ve başlık şu şekilde: Taş ocakları çet süreci derhal dursun diyor Mersin Gazetesi iptal edilsin vurgusuyla Turuçlu, Değirmençay ve Hamza Beyli mahallelerinde taş ocaklarının kurulmasını kurulması istenmiyor vurgusu yapılmış. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz Mersin'de Turuşlu, Değirmençay ve Hamza Beyli Mahallesi'nde 4 ayrı taş ocağının yapılması için vatandaşların ve köylülerin çeşitli çet e, raporlarının Yaptırılmadığı taş ocağını meclis gündemine taşıyarak bakanlıktan e, bu projeyle ilgili derhal bir adım atmasını istedi. Ve bu talebin de iptal edilmesini istedi. Mersinlilerin görüşü dikkate alınmıyor ve insan sağlığına zarar verecek başlıkları da e, yine haberin detaylarında paylaşılıyor sevgili seyirciler. Evet aydıncık halkına memnuniyetle hizmet ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Erişim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen veli buluşması etkinliğine katılım sağlayarak Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Ve işte bu başlıkta bu şekilde atılıyor. Sizler kararınızı vermişsiniz başlığı var. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan birliğin gücüyle emin adımlarla ilerliyoruz. 31 Mart'ta ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Merkez Hükümet'in de destekleriyle Mersin'e çağ atlatacağız vurgusu yapıyor. E, bu iki haberimizde de Büyükşehir'in adaylarını sizlerle paylaşmış olduk. Evet bu haberden sonra sıradaki gazetemiz Güney Gazetesi'ne geçiyoruz. Güney Gazetesi'nde başlık çalınan 13 yılın hesabını verin. AK Parti iktidarı her seçim öncesinde söz verdi ancak Çukurova Havalimanı'nı 13 yıldır açamadı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış Mersinlerin senelerdir kandırılmasına işte böyle isyan etti diyor. Çalınan 13 yılın hesabını verin. Bu günlerde hep açılacak açılacak yorumları yapıldı ama herhangi bir açılış yapılamadı. Acaba şöyle mart ayında seçimlere çok yakın bir süreçte açılır mı diye de düşünmüyor değiliz ama e, tabii 13 yıldır e, bir mazisi olan bir bölgenin bir açılışında yapılması e, ne kadar beklenti içerisinde olmamızı sağlar onu da bilemiyorum açıkçası. Türkiye'de sadece Mersin'de o, Öğrenciye otobüs 1 lira diyor. Vahap Seçer'e günler ve Silifke'de gençlerden sevgi seli. Az önce yine e, oradaki kurs merkezlerinin aileleriyle görüştü diyor. Oradaki kurs merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Büyükşehir adayı Sayın Vahap Seçer sevgili seyirciler. İşte E-Parti'de erime sürüyor başlığını görüyorum. Mezitli, Silifke ve Anamur'da İyi Parti yöneticilerinin partilerinden istifa ederek CHP'li belediye başkan adaylarını destekleme kararı alması İyi Parti'nin Mersin örgütlerini ve adaylarını dizayn etmeye çalışmakla eleştirilen milletvekili Burantim Kocamaz'ı yeniden gündeme getirdi. Çok sayıda partili İyi Parti'nden istifa ederken Kocamaz partilerin istifasını hakaretlerle karşıladı bize yalan söylediler dedi. Kocamaz CHP'li belediye başkan adaylarını da İyi Parti'ye operasyon yapmakla suçladı diyor. Bu da önemli bir başlık. Güney Gazetesi'nde yer alan sevgili seyirciler. Hakimiyet Gazetesi'ndeyiz. Hakimiyet Gazetesi ne diyor? Bu seçim süreci çok şeylere gebe diyor sevgili seyirciler. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de tüm partilerde sıkıntılı süreç yaşanıyor. Kızgınlıklar, küsmeler, istifalar, kavgalar, hakaretler, parti değiştirmeler. Bu seçim süreci daha çok şeylere gebe gibi diye sormuş Hakimiyet gazetesi. Öyle duruyor. Öyle duruyor ama her seçim zamanında, her seçim sürecinde bu tür süreci yaşıyoruz. Gerek Mersin'de gerekse de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, seçime baktığımız zaman her parti, her aday tabii ki de kendi çıkarları doğrultusunda kendi kazançlarının en fazla olacağı şekilde kararlarını vererek süreci devam ettiriyor sevgili seyirciler. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Serdar Soydan Toroslar'da halka hitap etti diyor. Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'ndeki açık hava toplantısında halka hitap eden Cumhur İttifakı adayı Serdar Soydan Yine aynı haberin detayı Birliğin gücüyle emin adımlarla ilerliyoruz ve 31 Mart'ta ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi ve merkezi hükümetin destekleriyle Mersin çağ atlayacak yapıyor diyor. Evet. Bu haberin ardından sıradaki gazete Çukurova gazetesi. Taş ocakları meclis gündeminde. İyi Parti Mersin Milletvekili Burantin Kocamaz Mersin'de 3 ayrı mahalleye yapılacak olan 4 taş ocağını meclis gündemine taşıdı. Yapılması planlanan taş ocaklarının yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirten Kocamaz raporun iptalini talep etti diyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Gülcan Kış, özel okul fiyatları denetlenmeli bu vurgu önemli ve özel okullar tarafından ilan edilen haksız ve dayanaksız fiyat artışlarını meclis gündemine taşıdı diyor Gülcan Kış. Türkiye genelinde özel okullarda eğitim gören 1,5 milyon öğrencinin verisinin isyan ettiğini belirten Kış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerinin isyanına kulak vererek, verilerin isyanına kulak vererek özel okulların, Fiyatlar açısından denetlenmesi gerektiği ve fiyatın e, fahiş fiyatları olduğunun altını çizerek bu konuda da çözüm yolu bulunmasını savunuyor. Açıkçası ben özel okullara karşıyım. Şahsi fikrim. Özel okullar bir ticaret gibi öğrencilerin hayatını esir alamaz, almamalı. Devlet eliyle eğitim. Tek elden yapılmalı devletin kontrolünde. Elbette özel okullarda denetleniyor bir müfredatı var. Milliyetin bakanlığına var onda bir beis yok ama bu tür ticari faaliyetlerle eğitim hizmeti yapılmaz. Kimse kusura bakmasın kimse de kandırmayalım burada. Yani yılda 1 milyon liraya varan ücretler var. Yani bu e, mantıklı ve doğru bir şey değil. Yani hatırlayın hepimiz mahallenin zengininin çocuğuyla da aynı sınıftaydık. Durumu orta olan bir memur, bir işçinin de oğlu, kızı bizim sınıftaydı. Durumu olmayan ailenin de oğlu bizim sınıftaydı. Böylece bizim kendi aramızda parasal anlamda hiçbir ayrım yoktu. Doğruya doğru. Ama özel okulların, kolejlerin açılmasıyla e, durumu çok iyi olanlar, zengin diye tabir ettiğimiz belki kesimin evlatları, çocukları... E, ...bir yılda milyonlar belki vererek özel okullarda eğitim görerken... Benim memurum, benim işçim, benim emekçim, e, durumu olmayan vatandaşım e, devlet okullarına gönderecek. Yani demek ki parası olan iyi şartlarda okuyor, iyi şartlarda sağlık hizmeti alıyor özel hastanelerde. Ve parası olan Türkiye'de mister gibi yaşıyor. E, hani o zaman anayasamızda yer alan Türkiye layık sosyal hukuk devleti söylemi, herkese eşit, herkesin eğitimini, ihtiyacını karşılayan... E, bu söylemlere ne olacak? Bu söylemler bizi nereye getirecek? Ben buna katılmıyorum. Bilmiyorum yani eleştirirsiniz, yanlış bulursunuz ama bence eğitimde özellikle e, özelleştirme olmamalı. Eğitim devlet eliyle tek bir yerden ve ücretsiz bir şekilde altını özellikle çiziyor. Herkesin eğitim hakkı vardır. Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim alma özgürlüğü de vardır bu ülkede ama eşit şartlarda. Parası olan en iyi eğitim alır, parası olmayan mevcut duruma razı olur. Ee, bu yanlış. Zaten maalesef ülkemizde eğitimle ilgili çok yanlışlar var. Hatırlayın bu üniversiteler artık her yerde açıldı, dükkan gibi, esnaf dükkanı gibi, her yerde üniversiteler. Apartman dairelerinde üniversiteler var. Niçin? İşte her ilimizde üniversite açtık, özeliyle, devletiyle. Mesele üniversite açmak değil ki. Mesele eğitimin kalitesini arttırabilmek ve üniversitenin sonundaki mezun olan gençlere istihdam ver atabilmek. Her zaman altını çiziyorum. Yani bunu hepimiz yaparız. Hayatımızda hepimiz değil mi? Ayağımızı yorganımıza göre uzatırız. Devlet de bizden çok daha iyi durumda bunu planlamalı. Yani ayda, yılda 20 bin öğretmen atayacaksa 100 bin öğretmen mezun etmemeli. Yılda 30 bin doktor, hekim, sağlık çalışanı atayacaksa 150 bin kişi mezun etmemeli o okullar. Mühendislik anlamında. Diğer alanlarda kalifiye elemanı, meslek mesleki anlamda yetiştiriciliği bir kenara bırakalım. Ama bu planlama yetersiz olduğu için maalesef atamalar bu anlamda yetersiz olduğu için şu anda zincir marketlerde çalışan öğretmenler var. O zincir restoranlarda çalışan nice üniversite mezunu, 4 yıllık, 2 yıllık fakülte mezunu işçilerimiz var, çalışanlarımız var. Mes yaptıkları için küçümsemiyorum ama onlar hayallerinin peşinde koşmuştu ama hayalleri suya düştü. Bu ülkenin gerçeklikleriyle karşı karşıya kaldılar ve bir zincir markette çalışmaya razı oldular. Niçin? Geçinmek için. Ve biz ne yaptık? Yurt dışında garson olma pahasına, temizlik görevlisi olma pahasına gidenleri de vatan hainliğine suçladık. Bu bizim haddimize miydi? Önce biz onlara imkanlar yaratmadık mı? Yarattık da onlar nankörlük mü etti de yurt dışına gitmek istedi? Bunu sorguladık mı? Soru işareti. Önce iğneyi kendimize de çuvaldızı başkasına. Devam ettiğimizde son gazete Yeni Güney. Hemen onu da bitirelim ve devam edelim. Yeni Güney gazetesine baktığımızda yaş meyve sebze ihracatında hedef Avrupa, Kanada ve Çin pazarı diyor Yeni Güney. Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti başlığıyla hemen detayları sizlerle paylaşalım. Akdeniz Yaş Mev Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük dünyanın sayılı yaş meyve sebze fuarlarından olan Fruit Logistica'da 21. kez milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini Türkiye Pavilyonu'nda taze meyve sebze, narenciye ve paketleme sektöründen 41 firmanın ürünlerini tanıtarak yeni ticaret bağlantıları kurduklarını söylüyor. Önemli. Mersin'de özellikle tarım anlamında üretim ve çeşitlilik anlamında da üretim güçlü olduğu için bunun gerek yurt içinde gerekse de ihracat yoluyla tüm dünyaya tanıtılması ve gönderilmesi satılması hayati öneme sahip sevgili seyirciler. Başka detaylara baktığımızda evet üniversitede Mersin Üniversitesi'nde 3 çeşit yemek 14 lira başlığı dikkatimi çekiyor. Bizler de haber bültenlerimizde yer verdik. Mersin Üniversitesi yemek bizden menü seçimi sizden sloganıyla bir kampanya başlattı sevgili seyirciler. Buna göre bir gün yemek menüsünü öğrenciler ertesi gün personel belirliyor ve yemeklerde de 3 çeşit olmak üzere 14 liradan öğrencilerle buluşuyor. Dün de bunun detayını sizlerle paylaştık. Mersin Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekti diyor haberin detayında. Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, meslek liselerinde ve meslek edindirme kurslarında eğitim alan öğrencilerin daha nitelikli, donanımlı ve en uygun şartlarda yetiştirilmesi için atılması gereken adımlara yönelik ...iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekti yorumu da ve detayı da paylaşılıyor Yeni Güney gazetesinde. Evet burada artık noktayı koyuyoruz. Yerel gazetelerin detaylarını sizlerle paylaştık ve haberlerimiz var. Haberleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili seyirciler ilk haberimiz için e, hemen sizlere bilgi vereyim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir adayı Sayın Vahap Seçer Gülnarda'ydı ve Gülnarda seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Elbette orada vatandaşlara da hitap etti. Gelin orada neler yaşandı, nasıl bir konuşma vardı? Detayları haberde izleyelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Günlar Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Başkan Seçer merkezi Günnarlı vatandaşlarla birlikte açtı. CHP Gürnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede ile birlikte yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde birçok projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Seçer, yeni dönemde Gürnar'da yeni otobüsleri kullanıma sunacaklarını vurguladı. Bayram Ali Dede ile ikinci beş yılımızda büyük şehir olarak beraberce Gürnar'a çok daha iyi hizmetler yapacağız. Bir olacağız, birlik olacağız çalışacağız. Gece gündüz demeyeceğiz. Imkansızlığı imkana dönüştüreceğiz. Günlarlılara Bayram Ali dedeyle beraber hizmet edeceğiz. Günlarlılar bu toprakların çalışkan insanları, zeki insanları, yaratıcı insanları, ülkesini, milletini, devletini seven halkı günlerler. Öğrencilerimiz orada üniversiteye hazırlanıyor liseye giriş sınavlarına hazırlanıyor. Vahap amcaları onlar için bu imkanı açtı ki en güzel üniversitelere gitsinler. En güzel liselere gitsinler. Günlarımıza bu beş yılda önemli değerli hizmetler yapmak için çalıştık. Mersin geniş bir coğrafya. Zannetmesin ki günlerler Mersin merkeze uzak, gözden ırak, başkanlarının gönüllerinden Uzak. Başkanlarının gönlünde, Başkanlarının ta içinde günler. Çünkü başkanları günleri, günlerli seviyor, takdir ediyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra ikinci beş yıllık dönemde yeni parti sekiz buçuk metrelik o kısa dorse otobüslerden ihtiyacımız kadar artık 30, 40, 50 arkadaşlar çalışıyorlar. Burayı da dahil ettiriyorum yeni dönemde yeni bir kısa dorse otobüsü sizlerin hizmetine sunacağım. Evet tabi parti adayları, büyükşehir adayları seçim koordinasyon merkezi açılışlarına devam ediyor. İlçe ilçe 13 ilçede bu seçim koordinasyon merkezleri açılacak. Elbette her açılışta da hem o ilçeyle ilgili hayalleri, planları, projeleri de bu şekilde gündeme gelecek. Akdeniz ilçesine geçtiğimizde mevcut belediye başkanı ve yine Cumhur İttifakı'nın Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak seçim çalışmaları kapsamında esnafı ve mahalleleri ziyarete devam ediyor ve bu kapsamda da Mesudiye mahallesindeydi. Kurulan sem pazarını ziyaret etti, esnafla buluştu, vatandaşlarla ziyaret etti ve yapmış olduğu açıklamasında ikinci dönemde de projelerini arttırarak devam edeceklerini vurguladı. Bizim Oğlum. Tekrardan başarılarınızı devam edelim. De de. Esnaf ve mahalle gezilerine hız veren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan Semp Pazarını gezdi, pazarcı esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet etti. <gülüyor> 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 Akdeniz'de huzurun, barışın ve kardeşliğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Gültak, projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz dedi. Mesela biz Akdeniz'e geldiğimizde böyle gençlerimiz okullara ve etüt merkezlerine gidemiyordu çünkü yoktu. Mesela Akdeniz'de iki tane bilsem öğrencisi vardı. Çok özel yetenekli çocuklarımız iki taneydi. Şu an sayısı 54 bizim ilgilenmemiz sonucunda. Etüt merkezi yoktu çocuklar yarışamıyordu Yenişehir Mezitli gençleriyle. Şu an etüt merkezlerimiz var. Bunun meyvelerini almaya başladık. Geçen sene sayısal Türkiye 496. Çay Mahallesi'nden çıktı. LGS bölge birincisi Çay Mahallesi'nden çıktı. Dolayısıyla artık Akdeniz üreten mutluluğun, barışın şehri oldu. Ve insanlar okumak istiyorlarsa okuyorlar. Sportif faaliyetlerde bulunmak istiyorlarsa şu ana kadar 300-400 milyon liranın üzerinde Akdeniz'e sportif yerler yaptık. Ve gençler buralarda yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Kadınlara yönelik projelerimiz var ama ben bunların hepsini bir tarafa koyuyorum. İki şeyi önemsiyorum. Akdeniz'de artık huzurun, barışın ve kardeşin teminatı Mustafa Gül taktır. Şu ana kadar bin konut bitirdik. Seçildiğimiz takdirde en az yine bin konut yapma sözünü veriyoruz. Farklı mahallelerde yani kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceğiz. Kadınlara ve gençlere yaptığımız projelerin sayılarını arttırarak devam ettireceğiz. Üçüncüsü de bu şehrin en büyük sorunlarından bir tanesi imardı. Şimdi ihalelere çıktık. İnşallah yavaş yavaş bu şehrin imar sorunu çözeceğiz. Bu şu demek arkadaşlar. Halden Nacarlı'ya kadar binlerce hektar arazi imara açılacak. Peki ne olacak? Yeni lojistik alanlar, yeni sanayi alanları ve yeni depolama alanları açılacak. Bu da şu demektir. Bu gençlerin iki sene sonra, üç sene sonra büyüdüklerinde iş bulmaları demek. Binlerce insanın bu alanda iş alanı açılacağından istihdam demek. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, kadın ve gençlik projelerine devam ve bu imarla birlikte açılacak olan alanlarda da yeni istihdam alanları oluşturacağız. Tabii ki altını tekrar çizeceğim. Barışın, kardeşliğin ve huzurun teminatı olacağız. Silifke'ye geçelim. Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Silifke Belediye Başkanı adayı Sadık Altunok belediye olarak hizmete açtıkları yüzme havuzunda eğitim gören çocuklar, aileleri ve gençlerle bir araya geldi ve yüzme yarışmasında da dereceye giren gençlere madalyalarını takdim etti. Detaylar haberde. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, belediye olarak hizmete açtıkları kapalı yüzme havuzunda eğitim gören gençler, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda düzenlenen etkinliğe katılan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yüzme yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyalarını taktı salonu dolduran aileler, gençler ve çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Altunok, belediye olarak eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetleri olan desteklerini arttırarak sürdüreceklerini belirtti. Ve yine Silifke'deyiz. Silifke Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Turgut mikrofonlarımıza konuştu. Seçim sürecini anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut seçim çalışmalarına devam ediyor. NTV mikrofonlarına konuşan Turgut, çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019'da verdiğimiz emaneti geri alacağız. Onu öncelikle söyleyelim. Silifke'ye halkın parasının tekrar halka döneceği bir yönetim vaat ediyoruz. Bundan sonra da 2014-19 arasında projelerimiz olmuştu. Bir kısmı yarım kaldı. Şimdi daha yenisini, daha iyisini yapacağız. Daha güzel projelerle geleceğiz. Silifke'nin sorunlarını biliyoruz. 5 yıllık bir belediye başkanlığı deneyimimiz var. Bu deneyimimizle çalışkanlığımızı birleştireceğiz ve Silifke'yi hak ettiği yere getireceğiz. <Sessizlik> Evet sevgili seyirciler, yavaştan noktayı koyacağız ama gelin şöyle hava durumuna da bir bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü acaba nasıl bir hava tahmin durumu ortaya koyuyor, tahmini ortaya koyuyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde çıkacağı tahmin ediliyor. Yani artık biraz daha mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklara geliyoruz. Mersin'e baktığımızda parçalı bulutlu, yer yer açık, yer yer kapalı bir hava. Bugün cumartesi, pazar eğer bir planlamanız varsa parçalı bulutlu bir Mersin e, havası var. Hemen hemen gündüz 21-23 arasında bir sıcaklık. Gece ise 10 ile 8 derece arasında bir sıcaklık olacak. Burada noktayı koyuyoruz. 7.24 haber programında gerek biraz ülke gündemi, Mersin gündemini sizlerle paylaştık. Elbette programlarımız bizden sonra devam ediyor. Bu ekranlardan ayrılmayın diyoruz. Pazartesi yeniden sizlerle olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.